Tamam, bir kısmını becerememiştim, okey, ona eyvallah. Ama şeyler vardı, lezzetli olanlar vardı. Ben bana mesela kaç verirdim? Hani 6 verirdim ya, 6 verirdim kendime. Yani ama onlar 3 verecekler muhtemelen. Evet, haftanın ilk günü Duygu yarıştı. Şimdi ona puan verme zamanı. Eksik yoktu menüsünde. Dolayısıyla 2-1 verme hakkınız yok. Ona göre puanlarınızı buyurun şimdi yazabilirsiniz. Bugün pırasa çorbasıyla başlayabiliriz. Siz yazın, ben bir yandan menüyü hatırlatayım. Beğendiniz, beğenmediğiniz yemekleri unuttunuz. Ben bir şeyler söyleyebilir miyim Zuhal Hanım? Puanlama yaparken arkadaşlar. Söyle. Şimdi en baştan beridir menüyü çok böyle hafif buluyorlar. İşte et olmadığı için eleştiriyorlar vesaire. Ama şöyle bir şey var. Ciddi emek var. Ben tüm bu takımı Antalya'dan getirdim. Ben tüm bu her şeyi, bardağımı, evet, çanağımı, evet, tencereyi dahi her şeyi Antalya'dan getirdim. Yani ben bu yarışmada bir şeyler yapmak istedim ve farklı bir şeyler yapmak istedim. Yani farklılık denedim aslında. Etsiz bir menü denedim. Devran dedi ki, belki duydun duymadın. Bence sosyal medya kanadını kuvvetlendirmek, güçlendirmek için gelmiş dedi. Evet, öyle olduğunu düşündüm. Asla. Biraz. Kendinizi asla göstermeye gelmiş gibi hissettim. Asla öyle değil. Ya bir kere en baştan söyleyeyim. Ben hani gerçekten mesleğimi seven, mesleğimle yaşayan biriyim. Öyle ve, de hepiniz mesleğimi seviyorsunuz. Yani. Hepiniz seviyorsunuz, ne kadar güzel. Çok insan seviyor. Evet. Gerçekten neyse. Doğru. Ben mesleğimi gerçekten seven bir insanım ve buranın gerçekten benim doğrudan müdahale ettiğim insanlara eriştiğini bildiğim bir kanal olduğum için gelmek istedim. Burada hani farklı alternatifler görsünler, farklı şeyler denesinler insanlar diye. Çünkü hep aynı şeyler oluyor aslında. Şimdi şöyle bir şey var. Ben de kendi evimde yarışmayacağım. Her şeyimi taşıyacağım. Ve özel siparişlerim Bingöl'den getirttim. Hı hı. Yani bu buraya katılırken kısmında, bunu zaten göz önünde öyle, geçiyoruz, öyle, es geçiyoruz. Herkes bir emek veriyor. Hı hı. Ama daha iddialı bekliyordum. Peki. Puanlar yazıldı. Değiştirmek isteyen var mı? Şu esnada öyle bir hakkınız var, kullanabilirsiniz. Yok, herkes emin mi? Peki. O zaman haftanın ilk puanı Devran'dan geliyor Duygu'ya. Evet Devran, şimdi açıp söyle lütfen puanını. Benim Duygu Hanım'a puanım 5. Söyle. Ne diyorsun 5'e? Yani aslında şöyle, 3 veya 4 vermemize sevindim. Çünkü hani 3 veya 4'ü gerçekten kabul etmiyorum. Gerçekten her ne kadar basit veya işte olmamış veya davet yemeğine uygun görmeseniz de burada gerçekten bir emek var. Kendi gününüzde bunu ben de emeğinize verdim zaten. Teşekkür ediyorum. Ben de hani zaten 6'dan aşağı puan çok beklemiyordum açıkçası. Gene benim yani gratininizi beğenmiştim. Bir de salatada pancarı beğenmiştim, o da hazırdı ama onun dışında ölmemişti salatanız. Ve genel olarak emeğinize bu puanı verdim. Peki. Şimdi puan verme sırası Sevgi'ye geçiyor. Evet Sevgi'ciğim, senin de puanını görelim. Benim puanım ona 3 üstüne. Aa. Çünkü hiçbir şey yiyemedim. C hiçbir ne? Şey C değil ya. Üzgün surat. Kızımın sırfı. Üzgün surat. Üzgün surat. Üzülecektin de niye 3 verdin? Çünkü hiçbir şeyi beğenmedim. Ay ama 3 de olmadı. En hiç, düşük puan ya. Yani hiçbir ama hiçbir emeği yok mu yani? Zaten puanım 3'ten başlıyor. Yani emeğime vermediniz. Puanıma zaten 3'ten başlıyor. Eksik yani, menüm yok. Şöyle bir şey söyleyeyim. Hiçbir bir şeyden lezzet alamadım. Onu herkes 20 dakikada yapabileceği bir menü. 20 dakikada yapabileceği bir menü. 20 dakikada biraz abartı oldu. 20 dakikada ne diyorsun? Ya zorladım. Benim bir denesinler. Ya şimdi biraz. Arkadaşlar bunu açtın. Ama gerçekten hiçbir şey yiyemedim. Sevgi vurdu. Sen de öldürdün yani. Bu kadar da 3'te nedir yani? 3 biz masasında eksik olanlara bile 3 vermiyoruz. Eksik menüyü bile vermiyoruz. 3 tamam, demek 0 demek değil mi Zuhal Hanım? Şöyle yani, bir şey var. Ya, sıfırdan başlıyor. Bardaklar lekeliydi. Yani bunu belirttik zaten. Bardaklar lekeliydi. Ama. Yemeklerde hiçbir tat alamadım. Allah hiçbir şeyden hiçbir lezzet alamadınız mı? Gerçekten o kadar koşturdum, o kadar her şeyi yaptım. İnan Gratin güzel demedin mi sen ya? Hayır. Siz bana sıfır verdiniz şu an. Hiçbir şeyi beğenmedim. Hayır sevgiden hiçbir korkun. Hiçbir şeyden tat tuz alamadım. Notu kıt bir yarışmacımız var. Sevgi Hanım siz biraz kurulu gelmişsiniz gibi geldi bana ama. Hiç asla kesinlikle. Bizim ama sen göre davranmış. Menüye de başından beridir bu olmaz. En başından beridir yok. Menüye beğenmemiş olabilirsiniz. Yarışmaya uygun görmemiş de olabilirsiniz ama yani bir tane bile lezzet. Tat alsaydım ben ilk başta da belirttim masada. Yani masayı kurmaya uğraştı. Ama masası tam eksiği yok. Üzerini başını değiştirmiş. Evet. Sizi güzel başladım. Biraz fazla. Değil mi? Evet. En azından şey var. Benim bardağım da lekeliydi Sevgi Hanım ama yine evet, de evet. Ben bardağın lekesinden puan kırmadım. En aşağı 5 olması gerekiyordu. Yani bardağın lekesi çok... Şeydi, gerçekten. Bence bir özür değil. Yani şey değil. Yani emeğe de mi sizin masanızda da olabilir Sevgi Hanım. Yani lekeli bardak. Yani kimse tadı almayabilirsin yemeklerinden. Ama bu 3 vermeleri gerektiğini göstermez. Yani çünkü belli bir kriterler var. Onlara uyduğunuz sürece en azından bir 4-5 olması lazım. Yanlış oldu. Yani. Bakalım topraktan kaç puan gelecek?
Evet Toprak, senin puanını görelim. Benim puanım 4. Yani Sevgi Hanım'a ona da göre zaten, ama senin zaten bir şöyle puanın zaten masada söylemem gereken her şeyi az önce söyledim yemekleri tadarken. Hı hı. Neye verdin o bir puanı? Yani bir puan vermiş olduğun emeğe verdim. Çünkü şöyle köften çok kuruydu, çok tatsızdı. Hiçbir şey, gerçekten hiçbir lezzet alamadım. En son tatlımda yani bir nebze olsun bir tatlılık aroma istedim. Onu bulamadım. Siz grateni beğenmiş miydiniz? Grateni beğendim. Zaten gratene puan verdim. Bir puan. Emeğe de verdim. Yani, o zaman hepsi puan. Hepsi bir şeyler. 3 puan. Grateni beğendiysen bir de emeği şu bu yetiştirmiş falan filan. Yani. Bir 5 olabilirdi. Devran'a katılıyorum. Evet son puan gelecek Tuğba'dan. Maalesef çok düşük geldi puanlar. Evet Tuğba, senin de puanını verelim bakalım inşallah. Benim puanım 4. Yani bana kızıyorlar ama kendileri. Tamam yani pardon bir saniye. Benim yemeğim çok geç geldi. O kadar da değil. Ben çok uzun yemeği bekledim. Artı kaşık, çatal, bıçağım sonradan geldi. Salatamın içinde limon yoktu. Olmadığını söylediğim halde gelmedi. Eksik servis olabilir ama. Sadece ve sadece emeğine verdim. Ben 1 puan verdiniz yani. Evet her yani. Her şeyde 1 puan verdiniz. Evet. Doymadık. Zuhal'in yani, doyma yarışması değil ama ki. Ama çok ama tamam, yani arkadaşlar. Evet, gene söylüyorum. Menü size uymamış olabilir. Yarışma uygun görmemiş olabilirsiniz ama ortada bir emek var. Evet. Tamam. Ve de en azından 5'i hak eden bir yemek ve sofraydı bence.